Değerli arkadaşlarım, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle sesimin kusuruna bakmayın. Gerçekten bir hafif bir üşütmesi dolayısıyla sesim kısık. Ben de Cumhurbaşkanımızı örnek alıyorum bu konuda. O da seçim çalışmalarından önce kısık sesiyle mitinglere katılmıştı. Hem de benden çok daha felaket bir kısık sesle. Biz de konunun önemine binaen bekleyecek zaman yok. Bu söyleyeceklerimizi şurada 2-3 hafta süre içerisinde söylememiz gerekiyor. Ondan sonra uzunca bir dönem bu konular rafa kalkacak. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin artık harekete geçmesi gerekiyor. Gözle görülür, elle tutulur bir takım faaliyette bulunması gerekiyor. Ben hep hüsnü zan bekliyorum. Son anda bir müjde verecek diye bekliyorum. Artık o son anlara geldik. Bu noktadan sonra söyleyeceği şeyler muhalefetçe etkisiz hale getirilemez zaten. Çünkü hükümetin daha küçük bir vaadi, muhalefetin daha büyük bir vaadinden halk arasında çok daha büyük etkiye sahip olacaktır. Ve diyelim ki herkes yani dışarıdaki 5 ekmek yerine elindeki 3 ekmeğe razı olacaktır. Aslında AK Parti'nin şu anda 2000'den sonrakileri etkilemesi çok daha kolay. Yani çok fazla büyük büyük vaatler vermesine gerek yok bizlerle ilgili. Ortaya çıkan adaletsizliği düzeltmesi gerekiyor. Şu anda biz yaptık, düzelttik falan, her şey olmuştur, bitmiştir. Bu anlayıştaysa bu anlayış hem dünyevi açıdan yanlıştır, AK Parti'ye zarar verir, hem de uhrevi açıdan da kul hakkına sebeptir, orada da zarar verir. Kimin ne gibi bir mağduriyeti giderildi ve kimin üzerinden giderildi? İnsanlar arasında bu kadar eşitsizlik meydana geldi. Bu böyle bırakılamaz. Bir sorun 24 sene sonra çözülecekse bu artık insanların hepsinin de sisteme dahil olacağı şekilde ve kimsenin de böyle kendini garip hissetmeyeceği şekilde emeğinin karşılığını aldığını mutlulukla ifade edebileceği şekilde bir düzenlemeyle olması gerekiyor bu işler. Yoksa bu şekilde insanlar arasında uçurum oluşturmak meselenin çözüldüğüne değil, daha da çetrefilli bir hale geldiğinin işaretidir. Değerli dostlarım, üstelik emekli olanlara çeşitli haklar verilirken çalışma hayatında devam edecek olanlara da en ufak bir avantaj sağlanmıyor. Yani nedir? Bir defa insanlar 60 yaşında emekli edilecekse iş garantisi olması gerekiyor insanlara. Yani 45 yaşında, 50 yaşında işsiz kalırsam benim halim ne olur dememesi için işsizlik maaşı olması gerekiyor. Evet, şimdi var ama bunlar böyle pansuman şeklinde, yani yarayı tedavi edecek şekilde değil. Ve devletin o insana mütemadiyen iş teklif etmesi gerekiyor. O insan da o işleri reddettiği zaman sürekli mesela birini kabul etme, ikincisini kabul etme, işsizlik maaşı o zaman kesilebilir. Yani ve çalıştığı zamanlarda insanların emeklerinin kıymetli olması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, asgari ücretli emekli aylığı neredeyse aynı. Üstelik emekliliğin bir sürü avantajı var. Diğer tarafta insanlar onlardan daha fazla prim ödediği halde emekliliğe hak kazanamamış ve çalışmaya devam ediyor. Emeğinin kıymeti yok. Yani çalışan insanın avantajlarının çok olması lazım. Ücretinin yüksek olması lazım ki hatta emekli olmak istemesin kimse. Devlet zorla emekli etsin. Yani o kadar bariz bir fark olması gerekiyor. Bu biraz memurlarda kısmen var. Mesela benim bir tanıdığım emekli olacaktı. 15 bin lira. Şimdi rakamları farazi söylüyorum. 15 bin lira maaş alıyor. Ya emekli olursam bu 8-9 bine düşecek. Ben emekli olunca boş duramam zaten. Çalışmam lazım. Ve çalışacağım yerde alacağım para 6-7 bin lira ya olacak ya olmayacak. Yine ben maaşım kadar kazanmış olacağım. Hem de daha çileyle. O yüzden sonuna kadar çalışıyordu. Hatta birçok insan da onların 65 yaşına kadar çalışmasını istemiyordu. Bir an önce emekli et de diğer insanların ol da diğer insanların önü açılsın gibi beklentiler oluşuyordu. O insanın emekli olması daha kârdı toplum açısından. Ama serbest piyasada böyle değil. Yani özel sektörde böyle değil. Her an işsiz kalabilirsiniz. İş garantisi yok. Yaşı büyük insanlara iş bulmak zor. İnsanların işte çoluk çocuğuyla mağdur duruma düşmesi olası. O yaştan sonra kime el açsın, kimden ne beklesin mesela? Yani
Böyle bir reform yapılıyorsa çalışan insanların emeğinin çok kıymetli olması lazım. İş garantisinin olması lazım. İşsizliğe karşı kuvvetli şekilde kendisini güvende hissetmesi lazım. Bu şekilde insanların emekli olmaya değil, çalışmaya teşvik olması lazım. Şimdi niye herkes emekli olmaya çalışıyor? Çünkü emeklilik her yönden, kazanç yönünden de çalışanlardan daha iyi. Aynı şekilde esnaf nazarından bakalım. Ya esnaf Bağkur primini ödemiş, doldurmuş, iş yeri açık diye diyelim ki 60 yaşına kadar bu Bağkur primi ödettiriliyor. Mesela dense ki çalışma teşvik edilecek ya, prim günü doğunca Bağkur ödeme de durdurulsa, maaş almasa ama en azından maaşı beklese, yani prim ödemeden beklese, çalışma yoluna gitse bir esnaf, sırtında bir sürü yük var. Primler ödenecek, kiralar, stopajlar, vergiler, şunlar bunlar. Şimdi çalışma hayatı her an işini kaybetmekle, bu ağır yüklerle beraber gidiyor. Bir avantajı yok. Bir yanda emeklilere bu kadar avantaj veriliyor ve gerçekten de düşük. Tabii işçilerin de çok yüksek prim ödeyip uzun zaman çalışmış olanlar da var ama diğer genç yaşta emekli olmuş olanlar da var. İnsanlar neden çalışmak ister? Çalışma hayatının üzerinde bu kadar yük var. Bir avantajı yok. Ücreti fazla değil. Yükler var. Diğer tarafta emeklilik, oh kebap. Bir de emekli olanların önü sürekli açılıyor. İşte maaş çalışırsa maaşından kesinti olmayacak. İşverene kolaylıklar olacak falan da, emekli olmuş arkadaşlarım lütfen yanlış anlaşılmasın. Anlamasın. Gerçekten bir hakka göre konuşalım. Doğruları konuşalım. Böyle durumlar var. O yüzden çalışmanın bir avantajı yok. Aksine yükü fazla. Diğer tarafta emekli olanların avantajları çok. Ve emekli olamamış bizler gibi 2000'den sonraki insanların da 99'daki adaletsiz bir kanuna bakılarak bu kadar fazla çalıştırılması, bu kadar prim ödettirilmesine dayalı bir düzenleme 2000'lerce kabul edilmeyecektir. Yani bunu zaten hani nasıl olur da beklersiniz? Yani ya bu tamam, biz bak haksızlığı düzelttik. Ya göz var, izan var. Yani insanlar nasıl kabul etsin bunu? Nasıl bekliyorsunuz? Ve şu anda açıklama yapmak için neyi bekliyorsunuz? Yani seçime şurada kaç gün kaldı? Net şekilde açıklayın. Gerçekten ben bu işin AK Parti'ye zarar vermesini istemiyorum. Yani gönlünden geçen o. Kimileri siyasal hesap yapar, ayrı konu. AK Parti şunu adaletlice çözsün ve bu işten zarar görmesin. Göreceği varsa başka icraatlarından halk değerlendirecek zaten. Bizlerin elinde ne olsun istemiyorum ya. Düzeltin. Bir açıklama yapın. Böyle her şey düzgünmüş gibi, her şey yoluna girmiş gibi konunun üzerine açmıyorsunuz. Söylentiler duyuyoruz. Yok 5 yıl geri çekilecek. Kademe gelecekmiş. 60'ta 55'e. Ya bu kimi ikna eder ki? Mesela bunlar da söylenti tabii. Net şekilde açıklama yok. İşte Bağkur'un prim günü geri çekilecekmiş. 4A gibi olacakmış. Hadi olsun bakalım inşallah. Zaten da çok büyük haksızlık biliyorsunuz. Olsun, yapılsın açıklamalar. Bak müjdeler havada uçuşuyor. Madem elimizde bunları yapacak imkan vardı. Neden 24 yıl bekledik yani şu işi düzeltmek için? Neden şimdi bu ikramiyeler veriliyor? Yok ödüller veriliyor. Yok şeyler şunlar. Bunlar normal zamanda olsa da keşke seçime vaat yarışında girmesek. Hakka, hakikati daha düzgün şekilde tespit edebilsek, daha doğru seçimlerde bulunabilsek. Saçma sapan işler oluyor ülkemizde maalesef. Bekleyecek zaman yok. Şurada bugün yani aşağı yukarı 3 hafta kalmadı. AK Parti'den net bir açıklama bekliyoruz hala. Yapacağı birçok vaatten, birçok açıklamadan çok daha fazla etkili olacaktır. Madem seçimi kazanmak için bir şeyler söylüyor. Bunun üzerine yatarsa seçimi kaybetme riski büyük. Kılıçdaroğlu 15 bin lira emeklilere vereceğim diyor. Devlet vatandaşını mükafatlandırmak isteyebilir. Tamam bu da. Ya bizimkisi böyle bir şey değil. Bizimkisi tamamen hakkımız olan bir durum. Yani adalet gerektiren bir durum. Yani böyle ya devlet çalışanlara bir sefere mahsus 50'şer bin lira versin, bilmem ne versin değil. Eşitsizlik olmuş, adaletsizlik olmuş. Ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani yıllar sonra bir şey düzeltirken artık bunu bir bütün tablo olarak görmek gerekiyor. İşte bir yanda çalışmayı özendirici şekilde avantajlar sunulması lazım. Bir yanda insanlar için de adalet sağlanması lazım arasında. Lazım. Yani şöyle büyük bir çalışma gerekiyor. Seçim öncesinde biliyorum yani sıkıştırıldınız.
Böyle aceleyle uydur kaydır bir durum oldu bu. Her şey birbirine karıştı. Mağduriyetli olanları vardı. Bir anda piyango gibi emekli olanlar oldu. Yani hak yerini bulmadı. Bunun düzeltilmesi lazım. Lütfen daha fazla beklemeyin. İnsanlar artık hedefine, planına, şeyine göre hayatına şekil versin. Herkes artık bu işlerle uğraşmasın. İşimize gücümüze bakalım. Ben yani bu kısık sesle, bu rahatsızlıkla burada konuşmaya çalışıyorsam, yani var bir durum. Yani böyle lüzumsuz yere konuşmuyoruz. Gerçekten düzelmesi lazım. Yani beni tanıyanlar bilir yani böyle bir bir yerde bir abeslik yoksa, şey yoksa, böyle saçma sapan bir durum yoksa konuşmam yani, hiç üretmem de. Ya öyle mantıklı bir insanım yani. Bu kadar konuşuyorsam abesliğin büyüklüğünden, haksızlığın büyüklüğündendir. Neyse değerli dostlarım, hala hüsnü zan beslemeye devam ediyorum. İnşallah bu müjdeli haber gelecek. Önemli olan yıllar kaybetmeyelim. Yıllarca sürmesin. Adaletli bir düzenleme yapılsın. Bu işte bitsin. Herkes işine gücüne baksın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.